Bu hafta medyada, genel anlamda söylüyorum, ana akım medyada evet. en çok konuşulan konulardan birisi ziyaret oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaret en çok konuşulan konulardan evet. birisi oldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Herkes bir yerinden yorumluyor ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani onu sorayım. Nasıl değerlendirdiniz bu ben ziyareti? Şöyle değerlendiriyorum. Bizim prensip itibariyle Türk siyasetinin rayına oturabilmesi için ilk yapılması icap eden iş siyasetçilerin birbirleriyle konuşabilmeleri. Eğer biz kaos ortamının yok olmasını istiyorsak, ülkemizde bir takım gelişmelere şahit olmak istiyorsak, farklı görüşlere sahip olan özellikle siyasilerin bir araya gelip ülkenin meselelerini müzakere edebilmeleri gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk Bey'i, bizim Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum. Bir adım atılıyor ve yani ülkemizde bir diyalog başlasın diye. Ki Oğuzhan Bey de hakikaten hem devlet adamı, tabii, genç yaşında İçişleri Bakanlığı yapmış. Tabii yani. Devlet tecrübesi, siyaset tecrübesi çok. Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, evet. yıllarca birlikte siyaset yaptıkları, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabii bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu. Bunu alıp çok farklı noktalara götürmek mümkün. Herkes yani aklına gelen yorumu yapıyor. Ben onları da garipsemiyorum. Çünkü böyle bir ziyaretin böyle bir zamanda yapılmış olması ister istemez zihinlerde bir takım soruların sorulmasına, bir takım düşüncelerin meydana gelmesine vesile olur. Bu da Türk yani medyasına bir malzeme olmuş oluyor. Zenginleştiriyor tabii, aslında. Tabii. Ha bazı insanların konuşamadığı yerde problem var değil mi? Tabii yani, tabii. Tabii. Sonra. Yani bazı yorumcuların çok aşırı gidip yani kendilerinin aslında hiç ilgilendirmeyen konulara girmesini doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Birçoğu da belki hani sürpriz ziyaret diye evet. verdi. Sizin için de öyle miydi? Bilginiz yani, var mıydı ziyaret? Yok yani. Ben bir gün önceden haberim oldu. Yani Oğuzhan Bey böyle bir ziyaretin olacağını kendisi ifade etti. Yani ama yani şu anda böyle bir ziyaret olacak mı diye bekliyor muydunuz deseniz şu anda benim aklıma gelmiyordu. Evet. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok ziyaretlere başlamış olması böyle bir ziyaretin yapılma ihtimali de gündeme getiriyor. Onu da soracağım efendi. Biraz tartışmayı, şeyi alevlendiren ziyareti Sayın Cumhurbaşkanı özellikle ertesi gün yaptığı açıklama. Biraz orada ittifak vurgusu ve özetle söylüyorum ben yalnızlığı hissetmememiz lazım evet. ifadesi daha çok televizyon yorumlarına konu oldu, gazete haberlerine konu oldu. Bu açıklama çerçevesinde nasıl değerlendirdiniz? Yani ben yani ne olursa olsun iki siyasetçi bir araya geldikleri zaman mutlaka siyasi konularda gündeme gelir. Gelmemesi mümkün değil. Herkesin de farklı bir düşüncesi olabilir. Bu da gayet tabidir. Sayın Cumhurbaşkanı kendi aklından geçenleri Cuma çıkışı gündeme getirdi. Demek ki bunu da konuşmalar esnasında gündeme getirmiştir. Ben bunu da garipsemem. Çünkü nihayet o da siyasetçi. Şu anda da ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bunu da kabul edelim. Biz bugün iktidarı yapmış olduğu bazı uygulamalardan dolayı yeri geliyor tenkit ediyoruz. Yeri geliyor ikazda bulunuyoruz. Bu onlara karşı beslediğimiz bir hasmane tavırdan dolayı değil. Ben tekrar tekrar gündeme getirdim. Biz siyasette kimsenin birbirini düşman gibi görmesine, hatta hasım gibi görmesine razı değiliz. Olsa olsa rakip olarak bunu görmek mümkün. Rakip olanlar birbirinin düşmanı
hasmı değildir ki ille de. Türkiye'nin bu iklime ihtiyacı var. Bu iklime ihtiyacı var. Elbette meseleler birbiriyle taban tabana zıt çözüm önerileri olsa bile bunların sükunet içinde mütalaa edilmeleri gerekir. Bendenize bu genel başkanlık görevi tevdi edildiğinden beri ısrarla bazı konuları gündeme getirirken hep ilk söylediğim bu kaos ortamından kurtulmamız, biz siyasiler olarak bir araya gelip konuşabilmemizdir ilk şart diye söze başlıyorum. Niye? Biz insanız. İnsanlar konuşa konuşa birbirleriyle mesela anlaşırlar. Onun için ben bu ziyareti de önemsiyorum da tabii. Yani bir adım atılmış, kendilerinin bazı noktalarda desteğe ihtiyaçları var diyor. Güzel, biz terörle mücadelede, başka konularda hiçbir zaman destek vermeyiz gibi bir tavrın içine girmedik. Ancak yapılan yanlışlıkları, hataları dile getirdik. Bu konuda da ısrarlıyız. Yani bizim söylemlerimiz, tekrar tekrar gündeme getirmeye ihtiyacı duyuyorum, hiçbir zaman hasmane bir tutumdan kaynaklanmıyor. Bizim söylemlerimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu problemlerden nasıl çıkar, çıkabilir, oradan kaynaklanıyor. Onun için bunu kutuplaşmalara mecraından çıkararak efendim falanca taraf bizim hasmımız, düşmanımız diye bir tavrın içine girilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Anladım. Onun için de bu noktada ben şahsen yapılan bu ziyareti makul görüyorum. Sizin de bir görüşme takvimi, gündemi var mı? Yok, şu anda yok gündemimizde ama ileride bu dönem siyasilere yönelik olabilir. Tabii bizim yani bazı görüşmeleri, ziyaretlerde bulunduk. Yeri geldiği zaman herkesle de görüşürüz. Tamam. Görüşmeye de bir mali yani halimiz yok. Yapılan yorumlarda biraz oraları abartılmaya, bilinçli ya da bilinçsiz, daha çok bazı gazeteci arkadaşları kastederek söylüyorum ama bu ziyaret üzerinden çıkıp işte bunun sizin biz kimseye hasım değiliz, siyasi partiler birbirinin rakibidir ifadenize rağmen sizin muhalefetinizi AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sert bulduğu için böyle bir hamle yaptığı yönünde evet. Şeyler. Ben Sayın sert buluyor musunuz kendinizi? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki niyetini yorumlayacak değil. Yani niyetini kendisi bilir ama kendisinin ifade ettiği bir iki tane kelime var, cümle var. Yani siyaseten bir destek ve terörle mücadele de konusunda yalnız hissetmememiz tabii lazım. Yani çok yalnız şey hissetmeme gibi bu noktalarda bizim diyecek bir şeyimiz yok.